Herkese merhabalar arkadaşlar. Karışım problemleri konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi Mart ayı takvimimiz karşınızda. Evet geçen hafta dersimiz yoktu. Bu hafta arkadaşlar salı günü itibariyle yüzde ve kar zarar problemlerini yapmıştık. Bugün de arkadaşlar 10 Mart itibariyle karışım problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Karışım problemlerini anlatacağız. Ve arkadaşlar artık karışım problemlerinden sonra haftaya canlı yayınımız hareket problemleri sonrasında da üçgende açıya geçeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Yani üçgenlere geometriye geçiyoruz. Ve de trendlere giren yazılı programımızda her zaman gibi yazılı kampımız olacak. Mart ayımıza başlamıştık. Ne yapmıştık? Yüzdek ve kar zararı yapmıştık. Şimdi de karışım problemlerindeyiz. Ama ödevimizi verelim arkadaşlar. Neydi ödevimiz karışım problemlerinde? 172. sayfada sıfırdan dokuza kitabımızda ben konu çalışacağım hocam diyenler için 172. sayfada ne vardı? Karışım problemleri var arkadaşlar. Bakın 172 ve 173'te buradan yapıyorsunuz. Burada benim anlattıklarımın özeti var ve burada da örnek sorularımız var. Burada da hemen süzüp geçiyorsun. Yapamazsan kare kodu okuttuğun anda canım hocam karşında. Dinamo'dan da arkadaşlar yine denklem ve eşitsizlikler kısmının hemen nereye geçiyoruz? Karışım problemleri olduğu yere geçiyoruz. O da neydi? Tetra Bakın burada karışım problemleri Tetra 52'deydi arkadaşlar. Burada da sayfa 151'den de bu ödevi yaparsınız. Sakın ola ki fark etmez. İster ikisini yapın ister tekini ister başka kitap yapın fark etmez ama biz ödevlendirme sistemimizi buradan yaptığımız için takibimiz buradan olacak. Lütfen ödevleri yapmadan gelmeyelim. Evet arkadaşlar karışım problemleri dedik. Karışım problemleri adı üzerinde karıştıracağız. Ve bunu problem haline getirmeyeceğiz. Biz problemi çözeceğiz. Bir karışımdaki Belirli bir maddenin karışımdaki yüzdesini bulmak için ne yaparız? Orantı kullanırız arkadaşlar. Aslında var ya biliyor musunuz? Olay ne var ya? yüzde de demiştik ya özel bir kesir demiştik. Özel bir kesir problemiydi. Karışımda özel bir yüzde problemi. Nasıl biliyor musunuz? Bir, bir e, ne diyelim mesela? Bir şekerli suda 2 bölü 5 oranında şeker varsa e, o zaman sen buna 5x dersen e 2 bölü 5 oranında şeker varsa 5'e e e bölü 2 ile çarp 2 x'i bunun nedir? Şekerdir. İşte buna biz oran diyoruz. Bakın tamamı karışımın istenen maddeyi söylemiştik. O zaman karışımdaki belirli mi maddenin karışımdaki yüzdesini bulmak için ne yapacağız? Biz yine bu mevzuyu yapacağız. Yapacağımız şey istenilen madde 2 bölü karışımdaki karışım miktarı 5 ve sonrasında da yüzdesini soracağı için çarpı 100 diyoruz. Bakın 2 bölü 5'i 100 ile çarparsan ne olur? Hemen bunlar bunlar sadece özür dilerim 20 olur. 20 ile 2'yi çarparsan 40 olur. Ya da 2 bölü 5'i genişletirsek ne olur 100 için? Pay ve payda 20 ile çarparsın yüzde 40 olur dedik. Yani biz burada yüzde çarptığımız anda hemen olayı da bitiririz. Ama ben genelde yüzde çarpmak yerine paydayı genişletiyorum. Daha rahat ediyorum. Daha doğrusu pay ve paydayı genişletiyorum. Geldik Peki bir madde ile bir madde karışırsa ne olur? Birden fazla maddeler karışım farklı bir kapta bileşirse o zaman yapacağın şey aslında yine aynı. Sana verilen sana verilen madde x ise yüzde a'sı şekerse sen hemen bunun içindeki şeker miktarını buluyorsun. Diğer maddedeki de şeker miktarını buluyorsun. E karışımın senin ne oldu o zaman? X, idi. O zaman bunlar da X, Y oldu. Bakın yine istenilen madde bölü karışım miktarı. Bu sefer iki maddeyi karıştırdığım için ikisinde de istenilen maddeleri topladım. İki maddeyi karıştırdığım için karışım miktarı yazdım. Bu sefer de ne yapıyorum arkadaşım? Yüzde çarpıyorum. Yine niçin? Yüzdesi için. İşte burada da yüzdeyi söylemiş olduk. Peki ya iki madde eşit miktardaysa mesela 50 gram şekerli suyla 50 gram şekerli su karışırsa mesela yüzde onla yüzde yirmi ise bu sefer de sen onların aritmatik ortalamalarını yani toplayıp ikiye bölüyorsun dedik. Neyi? Yüzde A kadar, yüzde B kadarsa artık sen karışımdaki karışım miktarını es geçip hemen ne yapıyorsun? Yüzdelerini alıyorsun. Olayı bitiriyorsun. Yani yüzdelerinin daha doğrusu yüzde neyini alıyorsun? Aritmetik ortalaması. Yani toplayıp ikiye bölüyorsun. Tam ortasını buluyorsun dedim. Artık uzatmıyorum. Yavaş yavaş olaya bir dalalım. Şimdi arkadaşlar ısınmaya başlayalım. Un oranı %30 olan 30 gramlık unsu karışımına su oranı, dikkat! Su oranı %80 olan 20 gramlık unsu karışımı ekleniyor. Oluşan yeni karışımın un yüzdesi kaçtır? Un. O zaman bir düşünelim. Elimde ne var? %30'luk 30 gramlık bir şey var. Bu arada %30 un bu. %80'in suysa arkadaşlar zaten su un karışımı olduğu için yüzde yirmisi un olan ne var bir de 20 gramlık karışım var. Arkadaşlar burada formüle sadık kalabilirsiniz. Formüle sadık kalabilirsiniz. Formül ne diyordu bize? Bakın şunu diyordu formül bana. 30 çarpı 30 bölü 100 artı 20 çarpı 20 bölü 100 bölü toplam miktar 30 artı 20 yapıyorduk. Ve de bunu 100 ile çarpıyorduk. Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Buradan ne bulursunuz biliyor musunuz? Yine aynı şeyler. Bunlar sadeleşir. Şu 1 ile şu sadeleşir. 3 kere 3 9 eder. 9 artı sıfırlar sadeleşir. Sıfırlar sadeleşir. 4 eder. Ve burada da altta da 50 vardır. Çarpı 100 yaparım. Olayı bitiririm. İşleme devam edersen de... Olayı bitirdikten sonra işlemi yapma kısmı kalırsa da... 13 bölü 50 çarpı 100... Bakın 100 ile 50 sadeleşir. Burada 2 olur. O zaman cevabım da 26 olur. Bize un yüzdesini soruyordu ya. Un yüzdesi kaç çıktı? Yüzde 26 çıktı. Bakın bu soru böyle formülden yapılır. Ama ben ne dedim biraz önce? Dedim ki arkadaşım şöyle bir tane daha açık renk bir şey yazalım. Bakın ben size burada taktik göstereceğim. Taktik de şu. Biz burada una bakalım ve karışıma bakalım arkadaşlar. Un ve karışıma bakalım. Yüzde otuz, otuz gramsa hemen bakın, yüzde otuz ne demekti? Yüzde probleminde de öğretmiştik. Yüze böl otuzla çarp değildi, hemen sadeleştiriyordun onu. Üç bölü on yapıyordun. Üç e bölü onu ne alacağız? Yüzde otuz demek üç bölü on demekti. Ona böl, üçle çarp. Hemen ona bölüp üçle çarparsam, ne olur? Dokuz olur. Yani şu işlemleri yapıp buraya dokuz yazacağını, hemen tabloya dokuz geçiriyorsun. Çünkü basit bir işlem. Yüzde otuz. 10'a böl 3'te çarp. 30'u 10'a böldüm 3'te çarptım. Yüzde 20 de basitti. 1 bölü 5 demiştik. Ya da 10'a böl 2 ile çarp. O da olur. 1 bölü 5 dediğinde de dinledi. bu da ne olacak? 4 un olacak. Peki 9 neredeydi? 30'daydı. 4 neredeydi? 20'deydi. E toplarsam ne oldu? 50'de 13 oldu. E, 50'de 13 ise yüzde 26'dır deyip bu şekilde de bulabilirsiniz. Dedim geçtim. Bu da pratik bilgi arkadaşım. Bak bu da pratik bilgi. Ne o? 26 bölü 100 aşağıda kalmıştı. Onu da yukarı çıkarmış olduk. Ne yapacaksın? Hemen anında o basit kesirlerde yaptığımı, o basit yüzdelerde yaptığımı, şimdi geldim nerede yaptım? Karışım probleminde yaptım. Nasıl? Yüzde 30 demek, 3 bölü 10 demek, 10'a bölüp 3'e çarptım. Yüzde 20 demek, 10'a bölü 2 ile çarp ya da direkt 5'e böl demekti. 1 bölü 5 demekti aklımda onu da o şekilde yaptım. Artık ısındığımıza göre antrenmana başlayabiliriz. 250 gramlık bir tuzlu su karışımının tuz oranı yüzde 40'tır. Bakın arkadaşlar bu dediğim işte yine burada da geçerli. Çok rahat yapabilirsiniz. Bakın su buharlaşırsa diyor işte bu sefer formül ortadan kalkıyor. O zaman ne devreye giriyor? Tonguç Akademi'de Samet Hoca'nın yaptıkları devreye giriyor. O da ne? Taktikler, cinlikler, çakallıklar. Bak ne yapacağız? 250 gramlık bir tuzlu su karışımında tuz vardır. Su vardır. Karışım vardır. Yüzde kırkı. Yüzde kırk ne demek arkadaşım? Hemen yüzde problemlerini söylemiştik. İki bölü beş demekti. O zaman beşe bölüp bakın karışım iki yüz elliydi. Beşe böldüm elli. İki ile çarptım ne oldu? Yüz oldu. Demek ki bunun içinde ne varmış? Yüz elli su varmış arkadaşım. Bak şimdi. Bu karışımdan kaç gram su buharlaşırsa Arkadaşım su buharlaştığı anda kimden gider? Sudan gider. Kimden gider? Karışımdan gider. Peki tuzda bir şey olur mu? Olmaz. Tuzum hala aynı. O zaman şimdi çok dikkat ediyorsun. Artık yeni oluşan karışımın yüzde su oranı yüzde yirmi olur diyor. Bakın su oranı nasıl yüzde yirmi olacak? Hemen onu bulmaya çalışalım. Yapacağım şey şu arkadaşım. Benim artık bana sorununu soruyor ya. İster bunu tuza döndürürüm. istersem döndürmem. Yapacağım şey 150 x bölü. Hani karışımda istenen madde vardı ya. İstenen madde bölü. Karışımın tamamı yaparsam. Bakın karışımım artık ne kaldı benim elimde. Onları bir daha yazayım. Tuzum 100. E suyum 150 x. E da 250 x kaldığına göre. istenen madde su. Su bölü karışım miktarı ne olacak arkadaşım? Çarpı 100 yüzde 20 olacakmış. Her iki tarafta da ne var? 20 var. 1'e 5 oldu. Aslında bunu şöyle yazsak daha güzel. Biliyor musunuz? Yüzde 20 diyor ya. Ben ne yaptım? 150 eksi x bölü 250 eksi x yaparsam bakın burada da 20 bölü 100'müş ya. 20 bölü 100 ise 1'e 5. Yani burada yüzdesini hiç karıştırmana gerek yok. İşte bu kadar da bu kadarsa 1 bölü 5 oranındadır. İçler dışlar yaptım. 750 eksi 5x geldi. Karşıda da 250 eksi x geldi. 250 karşıya gitti. 500 oldu. eksi 5x karşıya gitti. 4x oldu. Her iki tarafı 4'e bölersek 400 olsaydı 400 olurdu. 100'ü de bölersem 25 de oradan gelir. X eşittir 125 olmuş oldu. Demek ki kaç gram su buharlaştırmam gerekiyormuş? 125 gram su buharlaştırmam gerekiyormuş. Olayı bu şekilde çözmüş olduk. Bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Bakın istenilen madde böyle parça parça yazmak çok kolay. Yine söylüyorum. 250 gramın yüzde %40'ı. %40 neydi? 2 bölü 5'ti. 2 bölü 5'i hemen ne yapıyorsun? 5'e böldün 2 ile çarptın. 100'ü tuz. 150'si su E 250'si karışım. Bana ne lazım? İstenilen madde. Su buharlaşıyor. puf. Uçtu. O zaman ne kaldı? X kadar uçarsa 150-X. Tabii ki de karışımdan da o kadar gidecek. İstenilen madde bölü karışımın tamamı eşittir. yüzde %20'ymiş. Yani 1 bölü 5'miş. İçler dışları patlattın yaptın. Evet bir antrenman daha var. Çünkü çok önemli bu. Tuz oranı yüzde %20 olan tuzlu suyu karışımına 2 bölü 5'i kadar tuz karışımın 7 bölü 10'u kadar saf su ilave ediliyor. Bak şimdi arkadaşım. Ne kadar tuz var, ne kadar su var bilmiyorum. Tuzlu su karışımını da bilmiyorum. Ama bana %20 demiş ya. O zaman çok dikkat edin şimdi. Tuz var, su var ve karışım var. Karışımın kaç olduğunu bilmiyorum. Yüzde problemi olduğu için 100x yazıyorum. E benim suyum ne kadarmış tuzlu suya? Daha doğrusu tuzum ne kadarmış? Yüzde yirmiymiş. E 20x yazıyorum. E suyum ne kadar olur o zaman? Suyum da 80x olur. Şimdi karışıma ne yapıyorum? Tuzlu su karışımının, bak tuzlu suya karışımın 2 bölü 5'i kadar tuz ekliyorum. 2 bölü 5'i nedir arkadaşım? Karışımın 5'e bölü 2 ile çarp 40x mi? 40x kadar ne ekliyorum? Tuz ekliyorum. Bu arada karışıma da ne eklenmiş olacak? 40x eklenmiş olacak. Artı 40x de buna geldi. Buna da 40x geldi. Devam ediyorum. Karışımın 7 bölü 10'u kadar da saf su elde ilave ediyorum. Karışımın 7 bölü 10'u. Yani 100X'i 10'a böl 7 ile çarp. O zaman buraya da ne eklemiş oluyorum arkadaşım? Artı 70 x de buraya ekliyorum. Tabii ki de bunu eklediğim anda karışıma da eklemiş oluyorum. Peki işlemin sonunda ne oldu? Benim tuzlu suyum 60X oldu. Benim tuzlu suyumdaki tuz daha doğrusu 60X oldu. Kar e, suyum ne olmuş oldu? 150 x olmuş oldu. Karışımda gördüğün gibi zaten buradan da gözüküyormuş. 210 oldu. 60 artı buradan da geliyor yani. 60 x artı 150 x'ten de geliyor. Bana diyor ki yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyor. E arkadaşım 210 x'te 60 x'e yüzde kaçtır? Çarpı 100 yapıyorum ve olayı bitiriyorum inşallah. Hemen bakıyorum. X'ler birbirini götürmüş. Siyahla yazayım. X'ler birbirini götürmüş. Şuradaki 3'e bölersem daha doğrusu e, 30'a bölersem 2 kalır. 30'a bölersem 7 kalır. Bakın ne çıktı görüyor musunuz? 200 bölü 7 çıktı. Arkadaşım işte olay bu. Karışımın 2 bölü 5'i kadar bunu ekledim. Karışımın 7 bölü 10'a kadar 7 bölü 10'u kadar da karışımın 7 bölü 10'u kadar da neyi ekledim? Su ekledim ve olay sonrasında böyle oldu. İşte bunu formüle dökmeye çalışsan dökemezsin. Ama tabloyla Hepsini yazdım. 40x 40x. 70x 70x. Ne eklersem karışıma da eklenir. Biraz önce ne yapmıştım? Ne buharlaştırırsam karışımdan da çıkacak. Ama saf maddeyi etkilemeyecekti dedim. Ve bu soruyu da geçtim. Bakın oran çok enteresan bir şey. Ama zor değil. Yaptıklarımızla kolay inşallah. Geldik bir başka antrenmana. Ne diyor? Tuz oranı %40 olan tuzlu su karışımının 3 bölü 5'i dökülüyor. Bir dakika ya ne yapıyorsunuz siz birader? Hemen toparlayayım bakalım. Bir tane tuzlu su var. Tuz ve karışımı yazalım. Suya gerek yok çoğu zaman yazmasanız da olur. Tuz oranı yüzde %40'mış. Bakın 100x var. 40x var. Adam ne yapıyor? 3 bölü 5'ini döküyor. Arkadaşım bir maddenin 3 bölü 5'ini dökersen sen hemen dökelim. 3 bölü 5 ne? 5'e bölü 3'le çarp. 60x'i dökersen sen homojen karışım olduğu için karışımdan ne kadar gidiyorsa tuz miktarından da o kadar gider. Yani 60x'in ne olacak arkadaşım? %40'ı tuzlu ya. E 60x'in %40'ı kadar buradan da gidecek. Ne gidecek peki? %40'ı bakın bunun ne eder? 60'ı 10'a böl 4 ile çarp 24x gider. Ya da şöyle düşün. Bunun da 3 bölü 5'i gidecek. 3 bölü 5'i giderse 5'e böl 8x 3 çarp 24x. Peki gittiği anda benim şu an ne olmuş oldu? 3 bölü 5'i giderse 40x maddem kalır. Daha doğrusu karışımım kalır. 16x de ne kalır arkadaşım? Tuzum kalır. Devam ediyorum. Dökülen miktarın dökülen miktar neydi? 60x'ti. 1 bölü 3'ü kadar tuz ekledim. 20x kadar tuz ekledim. 2 bölü 3'ü kadar da saf su ekliyorum. 2 bölü 3 ne arkadaşım? 40x mi? İşte bakın tuz eklersem herkese tuz eklerim. Ama su eklersem arkadaşım tuza su ekleyemem ama karışıma eklerim. Dökülen miktarın 2 bölü 3'ü kadar dökülen miktar 60x'ti. 2 bölü 3'ü 3'e böl 2 ile çarp. 40x kadar da su eklersen o su karışımın suyudur. Peki olayı toparlayalım. Tamamında 36x benim tuzum geldi. Peki 40x'e 20x eklemiştim tuzdan dolayı. 40 eklemiştim sudan dolayı. O zaman burası da ne oluyor? 100x oluyor. İşte bakın ne yapmış adam? Dökülen miktarın 1 bölü 3'ü kadar bundan. 1, 2 bölü 3'ü kadar bundan. Yani 3 bölü 3'ü yani döktüğünü geri koymuş adam. Geri koyduğunda da bana tuz yüzdesini soruyor. 36x'te yani 100 X'de x de 36 x'e yüzde kaçtır da diyebilirsin. Ya da bunu direkt yüzde de çarpabilirsin. Sen bilirsin. Zaten kabak gibi gözüküyor. Yüzde 36 çıkmış oldu cevabım dedim. Bitirdim. Bakın bu dökme soruları zor gibi gözükür. Ama temiz, sade yazarsanız olay biter. Ne demiştim ben size? Matematikteki en önemli kural düzgün yazmaktır. Ona göre yazdık mı olay biter. Bir model soru, bir de yazılı sorum var, bir de zoru var arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra bitiriyorum. Hemen hızlı geçelim artık. 250 gram kakao süt, süt karışımından %20'si kakaodur. %20 demek 1 bölü 5. Hemen kakao bölü, daha doğrusu kakao ile karışım yapalım. Karışımım ne kadar? 250 gram. %20'si yani 5'te biri yazdım. Bu, bu karışımın 2 bölü 5'i alınıyor. Yerine de başka bir şey konuluyor. 2 bölü 5'ini alırsam arkadaşım 2 bölü 5'e bölü 2 ile çarp 100 gram alacağım. E 100 tabii ki de 2 bölü 5'i bundan da alacağım. Ne olacak o zaman da 2 bölü 5'i alırsam 5'e böldüm 2 ile çarptım. Ne gelmiş olacak? Daha doğrusu şöyle söyleyeceğiz. Bakın dikkat edin. Kakao'nun da 5'te 2'sini alırsan 20'dir. Onu da söylemiş olalım. 5'e böldüm 2 ile çarptım. Hemen ne olmuş oldu? 20. Bundan da çıkartmış oldum. Şu an benim karışımım 2 bölü 5'e alınırsa bakın 150'ye 30 olur. Hala %20 oran. Saf ya bu. Yani homojen ya. O yüzden %20'si hala duruyor. Yani 1 bölü 5'i duruyor. Yerine %30'u kakao olan aynı miktar ekleniyor. Bakın aynı miktar dediğine 100'ü almıştı ya benden 100'ü. 100'ü almıştı. Aynı miktar bu sefer de %30'u. E %30 demek 100'ün %30'u 30. 30. Demek ki ben buna 30 madde 30 miktar kakao 100 miktarda daha doğrusu ne yaptık? 100 miktarda karışım eklemiş oldum. Tabii ki de dökülenin yerine geldiği için bakın girdi çıktılara bakarsan benim karışımım totalinde hiçbir eksik yok. Peki karışımdaki kakao ne olmuş oldu? 30'a 30 eklersen 60 olur. Peki yeni kakao miktarı nedir diyor? 250'de 60 sa yüzde kaçtır diyebilirsin. Yani öyle de yapabilirsin ya da yüzde de çarpabilirsin. Sen bilirsin. Bakın şu sıfır şu sıfır gider. Şu 25 şu 25 gider. 4. O zaman ne oldu? 24 oldu. İşte bu kadar. Yüzde 24 ne varmış? Kako varmış arkadaşlar. Bu dökülme sorularında ben her zaman böyle yapıyorum. Neyi döktüğümü neyi ne yaptım biliyorum. Yerine koyacağım maddeyi de gördüğünüz gibi dökülen kadar koyacağım için onu da o şekilde halletmiş oldum. Geldim yazılı sorusuna. Öğretmenlerim çok sever. Yazılı sorusunda bakın bir tık zorlayabilir. Aslında bir önceki daha çok yazılı sorusu gibi ama bu da zor olabilecek bir yazılı sorusu. Bakalım ne yapacağız? Birinci kapta alkol oranı yüzde kırk olan 50 litre suyum var. Tamam. Birinci kapı hemen düşünelim. 50'yi 10'a böl 4'le çarp. 20'si alkol. Bakın bu birinci kap. Şöyle köşesinde bir yazalım. Birinci kapta ne var? Alkol ve karışım. Bakın benim işim bunlarla. Alkol ve karışım. İkinci kapta ne var arkadaşım? İkinci kapta da bu sefer yüzde yirmisi 25 litre. Bakın 25 litre yazıyorum. Burası karışım. Yüzde yirmi demek beşe böl demek sadece. O zaman buradaki alkolümde beşe bölersem beştir. Birinci kaptaki karışımın yarısı ikinci kaba. Bakın yarısını ikinci kaba alırsam bunun yarısını alırsan homojendir bu. 25'e 10 kalır. Burada ne kalır arkadaşım? Yarısı gittiği için 25'e 10 kalır. Buraya ne yaptım ben şu an? Ekleme yaptım. O zaman ikinci kabımda benim şu an ne olmuş olacak? Alkol oranımla karışımım toteli 50x'e ya daha doğrusu 50x nereden çıktı? Zaten belliydi. 50'ye 15 olmuş oldu. Birinci kaptakın yarısını aldım buraya koydum. Peki birinci kapımda ne kaldı şu an? Alkol oranım ve karışımım ne kalmıştı en son? 25'e 10 kalmıştı. Çünkü yarısı gitmişti. Homojen olduğu için alkolün de yarısı gitti. Sonra ikinci kapta oluşan karışımın yarısı birinci kapı alınıyor. İkinci kaptaki karışım 50'ye 25 değil miydi? Bunun yarısını alırsan yine 25 gelir. Alkolün de yarısı geleceği için yedi buçuk gelir. Peki arkadaşım son durumda birinci kapta olan nedir diyor. Ya Allah'ım yarabbim taktiğe bak ya. Taktiğin güzelliğine bak ya. Tabii ki de birinci kapta en son durumda elli de on yedi buçuk olur. Ve bu da yüzdesini sorarsa ister çarpı yüz yaparsın. Ben genellikle paydaları genişletip direkt bulabiliyorum. Ya da eşittir yüz diyorum. Yüz olması için gerekeni düşünüyorum. Otuz beş yaparım. Ya da bunu direkt yüzle çarpabilirsin. 50 sadece iki olur 17.5 buçuk kere 2 35 olmuş oldu bana sorulan neymiş son durumda Kapta 35 varmış adam zaten ne yapıyordu arkadaşım bak kırklık bir şeyi bölüyor 20 ile karıştırıp geri buraya götürüyor Tabii ki de benim yoğunluğum azalıp geri gelecek Çünkü yoğun bir şeyden aza dökülüyorum azdan da yine buna karıştırmaya götürüyorum İşte bu kadar arkadaşım bu taktik süper işe yarıyor hem de işlem neredeyse hiç yapmıyorum dedim geçtiğim. Şimdi bir tane de zor sorum var. A ve B kaplarının sırasıyla yüzde sekseni tuz, yüzde yirmisi tuz olan kaplarmış ve içlerinde de X'e Y kadar karışım varmış. X ile Y kadar karışım varmış. A'daki karışımın 1 bölü beşi B kabına dökülüyor. Şurayı düzeltelim. Dökülüyor. Sonra B kabında oluşan yeni karışımın yarısı A'ya dökülüyor. Aman Allah'ım neler yapıyor? Bu arada da 3x ile 5y'nin oranını vermiş bana. E, o zaman kardeşim burası 5a değil midir? E burası da 3a değil midir? Ama ben yüzde problemlerindeyim. Yüzde problemleri yani yüzde yüzde problem derken karışımda bir yüzde problemidir. O zaman buraya ben 5a'ya 3a demeyeyim. Fark eden bir şey yok. Zaten oranları belli. 3a'ya 300a diyeyim. O zaman başlıyorum. Birinci kabımda benim ne vardır arkadaşım birinci kabımda? Bakın neydi bu tuzlu suydu. Tuzla karışıma bakıyorum. Hemen tuzla karışıma baktığımda x'im neydi benim? x'im 500 aydı. E karışımın 500 aysa %80'i tuzsa o zaman 400 a tuz vardır bunda. İkinci karışımıma geldim. İkinci karışımımda tuzla karışım vardı. Hemen baktığımda da benim 300 a karışımımdı. Y çünkü bu 300 aydı. Ve de yüzde 20'si 10'a bölü 2 ile çarp ya da 100'e bölü 20 ile çarp ne olmuş oldu? 60 A oldu. İşte bu kadar. Şimdi bana ne sorsa yaparım. A karışımın 1 bölü 5'i alınıyor. Bunun 1 bölü 5'i ne arkadaşım? 5'te biri. 100 A'yı aldım buraya koydum. E buraya koydum da burada ne kaldı? 400 A kaldı. Peki bunun da 1 bölü 5'ini alırsam 80 A da buradan geldi. O zaman burada ne kaldı? 320 A kaldı. Bakın ne yaptım? 1 bölü 5'ini aldım. Bunun da 1 bölü 5'ini alacağım. Tabii ki de 80 A etti. Şimdi arkadaşım totalde burada ne oldu? 400 A'lık bir karışım ve içinde de 140 A'lık bir karışım oldu. B kabına döktüm. Bu arada bunlar birinci ve ikinci kap değil. A ve B kaplarıydı hallettiğim. <laughs> Sonra B kabında oluşan karışımın yarısı alınıp buraya dökülüyor. E arkadaşım 400'lü yarısı 200A. 140'lü yarısı 70A. Toparlarsam ne oldu? 390A nerede olmuş oldu? 600A'da olmuş oldu. Bana da diyor ki A kabındaki son durumdaki de olay nedir diyor. Hemen yazıyorum. 600A'da 390A'dır. A'lar birbirini götürür. Her tarafı 6'ya bölersem de Bakın burası zaten yüzde kaldı. Hemen 390'ı da 6'ya böleyim. 360 60'tı. 30'da 5 olduğuna göre 65 olmuş oldu. Yukarıyı aşağıyı 60'a böldüm. Ya da şöyle düşün. 300, 300'e bölersen 50, 90'ı bölersen 15. O zaman 65 olmuş oldu. Bakın yine söylüyorum arkadaşlar. Sorunun zorluğu bize başka bir oran verdi. 5'e 3 yaparsam patlarım. 500'e 300 yaptım. 500'e 300'de %80'i tutsa 400, %20'si ise 60. Hemen 1 bölü 5'i dökülürse nereye dökülüyor? Buraya. 5'e böldüm 100'ü döküldü, 5'e böldüm 80'i döküldü. Devam ediyorum. Sonrasında da arkadaşım bu buradaki oluşan da 300 vardı zaten 400 oldu karışımım. 60 vardı zaten 80 de kattım 140 oldu. Bunun yarısını buraya dökersen de 400'e alırsın 200'ünü 140'ın alırsın yarısını Bakarsın 400'e 200 eklendi 600. 300'e 70 eklendi 390. Oldu mu sana 600'de 390? İşte bu. O zaman ne oldu cevabın? 65 oldu. İster yüzde çarp ister oran orantı yap. 6'ya böl yukarı aşağıyı. Her türlü yaparsın dedik ve geçtik. Arkadaşlar inşallah haftaya hareket problemini canlı yayında görüşeceğiz. Ödevlerinizi sakın sakın yapmayı unutmayın. Hangi kitabın varsa elinde oradan ödevi bitiriyorsun. Ve sonrasında da güzel bir şekilde bir dahaki derse temiz kafayla geliyorsun. İşte ne dedik arkadaşım? Karışım problemleri bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Ee, artık ödülü sorudayız. Ödülü soruda da hoş bir soru sana bıraktım. Yine basit tablo yaparsan çıkar. Ee, bir dahaki derste görüşürüz.